Evet. Şu an çölün ortasındayız. Ürdün'deyiz. Akabe yolu üzerindeki Vadi Ram'da bulunuyoruz. Türkiye'den beri bu kitabı sırf şu istasyonda fotoğrafını çekeyim diye taşıdım. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılı bizim için çok önemli. Sultan II. Abdülhamit Han'ın vefatının 10. 100. yılı. Kendisi 10 Şubat 1918'de vefat etmişti. Ve şimdi 2018'in hele hele 10 Şubat dönemi, o Ulu Hakan Kızıl Sultan tartışmalarına artık son noktayı koyalım diyoruz. Önemli bir yerdeyiz kıymetli misafirler. Bulunmuş olduğumuz yer aslında Hicaz Demir Yolu'nun istasyonlarından sadece bir tanesi. 1900 yılında aslında o günkü Osmanlı dünyasının bir rüyası olarak yola çıkılmıştı. Yani arzu edilen şey şuydu: İstanbul'u doğuya bağlayabilmek. Normalde 1880'lerden itibaren Sultan Abdülaziz'in çok istediği, Abdülhamit Han döneminde gerçekleşen Paris, Berlin, İstanbul hattını birleştirme çabası vardı. Bu başarılmıştı. Peki İstanbul'u Şam'a, hatta Medine'ye, hatta Yemen'e bağlama çabası gerçekleşebilecek miydi? Bunu çok arzu ediyorlardı. Ve bunu başarmak için oturuldu, hesap kitap yapıldı. O günkü Osmanlı Devleti'nin bütçesinin tam %20'sini harcamak gerekiyordu. Korkunç bir rakam. Yani 1/5. Bunu harcayarak bu istasyon yapılabilirdi ama 1/5'ini harcamak da akıl işi değildi. O zaman ne yapılacaktı? O zaman para toplanacaktı. Dünyanın dört bir yanından. Başta Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit olmak üzere, devlet adamları olmak üzere, Buhara emiri de gönderiyordu, Hindistan'daki yönetim de gönderiyordu, dünyanın dört bir yanından halk da gönderiyordu. Ve öncelikle bu tren istasyonu Şam ve Medine arası, sonra İstanbul-Şam arası derken 1908 yılının 1 Eylül tarihinde tamamlandı. 1400 kilometreyi aşan bir tren istasyonu Abdülhamit Han'ın tahta geçişinin 33. yılında açılmıştı. Şu an Ürdün Vadi Ram'dayız. Bakar mısınız şu etrafımızdaki kayalara? Ve burada bir istasyon bölgesindeyiz. Yan yana tam 4 tane ray var. Bu raylar daha sonra 2'ye düşüyor, daha sonra teke düşüyor. İstasyonlarda sistem öyledir biliyorsunuz. İstasyon önünde raylar çoğalır. Bazısı depolama, bekleme, dinlenme, bazısı da transit geçişi sağlar. Ve Abdülhamit Han dönemi... Evet, canlı yayındayız. Gördüğünüz gibi bu tarihi vagonları birçok yerde görebilirsiniz. Şam'a gittiğiniz zaman Şam'da Merce Meydanı'ndaki tarihi kesme taştan tren istasyonu sapasağlam ayaktadır. Ve önünde yine Osmanlı dönemi Hicaz Demiryolu yazan vagonuyla orada durmaya devam etmektedir. Birçok istasyonda olduğu gibi bu Amman ve Maan arasındaki bu istasyonda ve buradaki tarihi vagonda varlığını sürdürmekte. 1 Eylül 1908, 2. Abdülhamit Han, 33. saltanat yılında 1400 küsür kilometrelik Hicaz demir yolunu açmıştı. Ama bu yol 1918'e kadar 1900 kilometreyi bulacaktı. Başta bu proje çalışılmaya başladığında 1890'ların sonunda, başta İngilizler olmak üzere sömürgeci Avrupa güçleri dalga geçmişlerdi. Hasta adam, kadavra devlet Osmanlı bunu başaramaz diye. Ama proje başarıldığında ödleri koptu. Neden? Çünkü onların en büyük derdi Türk'ü Arap'tan, Arap'ı Türk'ten ayırmaktı. Bu politikayı gütmek istiyorlardı. Ama bu projeyle Türk'le Arap bir araya gelecek. Müslümanlar bir araya gelecek. Fitne tohumları ekenlerin fitneleri hayata geçemeyecekti. Nitekim acı gerçeği 1. Dünya Savaşı'nda gördük. Ne oldu biliyor musunuz? Lawrence'lerin oyun oynadığı bu coğrafyalarda 1914-18 döneminde Arabistan bölgesindeki rayların hemen tamamını tahrip ettiler. Ama şükür Suriye ve Ürdün hattı hala sapasağlam ayakta durmaya devam ediyor. O bölgedeki
bir takım çöl bedevilerine paralar verip burayları parayla söktürmeye çalışan Lawrence'leri biliyoruz. Ne ibrettir ki Arapların Lord'u Lawrence filmini çekenler bu filmde Kas bölgesi olarak, çekim yeri olarak şu an benim size bu çekimi yaptığım Vadi Ram'ı da kullanmışlardı. Ama bu bölgedeki tren yolumuz hala sapasağlam ayakta. Gelin şöyle biraz daha yaklaşalım. Bak, bir de şansını olsaydık. Evet, yayını şeyden bitireyim bari. Şunu şöyle bir uzatayım. Vallahi içerideki bütün aksam duruyor, ben size söyleyeyim. Şu kamerayı bir alayım, şuradan yakından göstereyim. Şöyle. Evet. Bakın herkes şu an güneşin altında yayının bitmesini bekliyor. Yani şu ekibe daha önce teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ olsunlar. Burada. Evet, şu an içerideyiz. Hicaz Demiryolu'nda lokomotif bölgesindeyiz. Bakın 1900'lerin başından kalma kazan duruyor burada. Kollar var. Ben tabii çok anlamıyorum bunlardan nasıl çalıştığını. Burada gösterge falan mevcut. Bir takım vanalar görüyoruz. Pistonlar var. İşte bu kadar anlıyorum. Bir de bir zincir var. Bu zincir asılınca galiba... Evet evet evet. Bu galiba şu asıldığın zaman ses çıkaran. Fren de yapıyor mu acaba aynı zamanda? Neyse ben onu denemeyeyim şimdi. Yapması lazım. Orada göster. Evet. Bakın manzara burada. Şöyle uzatayım. Evet, şu an makinist dairesindeyiz. Hicaz Demiryolu'ndayız. Evet, Hicaz Demiryolu 100 yıl öncesinin projesiydi. Proje hayata geçtiğinde adı Hamidiye Tren İstasyonu'ydu. 1909'da İttihat ve Terakki ekibi Abdülhamit Han'ı tahttan indirince bu projenin adını daki Hamidiye ismini kaldırıp yasaklayıp yerine Hicaz ismini koymuşlardı. Aslında projede en büyük amaç Müslümanları bir araya getirmekti. Bizi birbirimize düşürmek isteyen Türk, Arap, Kürt, Çerkez demeden hepimizi birbirine düşürüp ittifak içinde olmayalım. Bölünelim, parçalanalım ve sömürgeci Haçlı güçleri tarafından cetvelle çizilmiş topraklar halinde rahat rahat öğütülelim istiyorlardı. Bugün üzerinden geçen bir asır sonrasında Hicaz Demiryolu'nda bundan çıkarılacak en büyük ders onlara inat, bir ve beraber olabilmek. İçimizdeki ihtilafları bir köşeye bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde Allah'ımız bir, kitabımız bir, inandığımız birçok değerler bir olduğuna göre bu birlik ve beraberlik içerisinde yeniden bir ve beraber olabilir, toplu hareket edebilir, Haçlı zihniyetine karşı çıkabiliriz. Evet, hepinize Ürdün topraklarından Vadi Ram'daki Hicaz Demiryolu'nun, Hamidiye Demiryolu'nun bu tarihi istasyon ve lokomotifinden, bu vagonların bulunduğu mekandan selamlarımı gönderiyorum. Allah bizleri ittifak içinde eylesin, birlikten ve beraberlikten ayırmasın.